Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlerdir beklediğimiz kabine toplantısı bu akşam gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar sonrasında hepimizle ilgili çok önemli kararlar alındığını söyleyebiliriz. Şu an itibariyle sosyal medyada birazcık bilgi kirliliği dönüyor. Buna da son verme açısından sizleri de bilgilendirmiş olalım. Öncelikle Türkiye genelinde 1 ve 4. sınıf arası yani ilkokullar, 8. sınıflar ve 12. sınıflar yarın itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak arkadaşlar. Evet tüm Türkiye genelinde yarın itibariyle okulların yüz yüze eğitime başladığını söyleyebiliriz. Peki diğer sınıflarda ve diğer illerde durumlar ne olacak? Hemen bundan da bahsedelim. Düşük riske sahip iller ve orta riske sahip diğer illerde de tüm kademelerde okullar yüz yüze eğitime başlayacak arkadaşlar. Evet bu çok önemli bir gelişme. Diğer sınıflarla ilgili ne olacağı merak konusuydu. Peki burada şunu merak ediyoruz. Hangi iller risk sınırında? Hangi iller değil? İsterseniz ona da haritamızda bakalım. Hatta ben de haritama elime alayım. Evet gördüğünüz gibi elimde Türkiye'nin risk haritası yer alıyor şu anda. Renklerle ayrılmış durumda. Sizler de sağ üst köşeden bu haritayı takip edebilirsiniz. İsterseniz düşük riske ve yüksek riske sahip olan tüm illere şöyle bir göz gezdirelim öncelikle düşük riskli ve orta riskli yani tüm kademelerde okulların açılacağı illere şöyle bir bakalım. Yani maviler ve sarılar düşük ve orta olarak gözüküyor. Burada Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Bingöl gibi iller aynı zamanda İç Anadolu'da birçok il Ankara, Eskişehir, Afyon yine Ege'ye doğru baktığımızda Manisa, Aydın, Denizli bu iller yüz yüze eğitime her kademelerde başlayacak arkadaşlar. Adana büyük illerden Kastamonu bu iller yüz yüze eğitime başlıyor. Peki yüksek ve çok yüksek riskli şehirler hangileri isterseniz onlara da bakalım. Onlar da turuncu ve kırmızı olan iller. Yani bunların arasında İstanbul'da yer alıyor. Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale yine içeriye doğru baktığımızda Kütahya, Bilecik, Kayseri, Kırıkkale, Yine güneyde Antalya bu illerin arasında, Muğla, İzmir'de bu illerin arasında yüksek riskli olarak yine çok yüksek riskli olarak Konya'yı görüyoruz, Aksaray'ı görüyoruz. Samsun biliyorsunuz Karadeniz'de özellikle bazı illerde vaka sayıları çok yüksekti. Onları hemen sayalım. Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, ve Rize'de de maalesef okullar tüm kademelerde açılamayacak. Yine bu illerle alakalı çok önemli bir durumda hafta sonu kararları biliyorsunuz ki hafta sonu düşük riskli iller ve orta riskli illerde yasak tamamen kalkmış durumda. Diğer illerle ilgili karar da önümüzdeki dönemlerde valilikler tarafından verilebilir fakat yüksek riskli illerde şu an için hafta sonu yasakları ile ilgili kalkmış olduğunu söyleyemeyiz. Bazı illerde cumartesi yasakların kalkma ihtimali var arkadaşlar. Peki yazılılar ne olacak? Onlardan da bahsedeceğiz hemen kısaca. Yazılı tarihleri belli oldu arkadaşlar. 8 ve 16 Mart tarihleri arasında yüz yüze sınavlar yapılacak. Sadece yüksek riskli olan yerlerde lise bazında sınavlar yüz yüze yapılacak. Yani ortaokullar, ilkokullar yüksek riskli yerlerde yüz yüze sınav yapamayacaklar maalesef. Bununla ilgili de bilgi geldi. Son olarak yazılarla ilgili şunu da hatırlatmış olalım. 1 Kasım'a kadar işlenen konulardan geçerli olacak yazılı konuları bunları da dikkate alarak çalışırsak hepimiz için çok daha iyi bir dönem bizi bekliyor olacak. Umuyoruz yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber vaka sayılarında herhangi bir artış olmaz. Hatta ilerleyen dönemlerde azalış olur ve tüm illerde, tüm okullarda yüz yüze eğitime başlanabilir. Hepimizin tüm umudu bu. Önümüzdeki dönemde özellikle yazılı döneminde hepinize başarılar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni gelişmeler olduğu sürece biz buradayız. Size aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.